Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar nasıl YouTube videoları için ses değişimi yapabileceğimizi, yani sesimizi inceleştirip kalınlaştırabileceğimizden söz edeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun için Audacity adlı bir program kullanacağız. Açık kaynak kodlu, yani ücretsiz. Bu programın linkini koyarım ben videonun altına. Ama hani hiç bilmeyenler için yine de bir göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Audacity yazıyoruz. Ve arkadaşlar bakın şurada free açık kaynak kodlu bir yazılım olduğunu zaten gösteriyor. Burada arkadaşlar işte download'a gelip Windows seçmek gerekiyor. Windows burada. İşte Windows 7, 8 ve 10'da destek veriyor. Veya Mac kullanıyorsanız ya da Linux kullanıyorsanız yine kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burayı kapatalım. Ben şimdi Audacity'yi indirdim. Zaten hani hızlı bir şekilde kuruluyor program. İleri 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 demeniz yeterli. Şimdi bundan sonrasında arkadaşlar programı açıyorum. Şimdi ben buraya bir ses kaydı aldım. Deneme amaçlı. Onu isterseniz hemen şöyle birkaç saniyesini dinleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir deneme videosu, daha doğrusu bir deneme sesi çekiyorum. Evet, yani bu bir şekilde bir ses arkadaşlar. Şimdi nasıl bu sesi değiştireceğiz? Yani diyelim ki sesiniz ince, kalın, daha kalın çıksın istiyorsunuz videolarınızda. Şimdi mesela şöyle seçiyoruz arkadaşlar mouse'la. Daha sonra bakın etkiler, bakın etkileri tıkladık. Uzun bir menü açılıyor. Burada arkadaşlar bakın şurada perdeyi değiştir var. Tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran, ufak bir ekran açılacak. Şimdi arkadaşlar bunu kalınlaştırmak için, bu sıfır olarak gelecek bu arada sizde. Bunu sesi kalınlaştırmak için sola doğru, yani eksi değerlere, bakın şurada gördüğünüz gibi eksi. Bunu eksi değerlere, şöyle mesela eksi değerlere getirirseniz, hemen dinleyelim arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir deneme videosu, daha doğrusu bir deneme sesi çekiyorum. Gördüğünüz gibi kalın bir şekilde sesi çıkartıyor. Peki arkadaşlar bunu şöyle gelmişti ya ilk varsayılan olarak. Bunu mesela şöyle 25'e getirirsek ne oluyor? Bir de ona bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir deneme videosu, daha doğrusu bir deneme sesi çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer de ince oluyor. Yani kısaca şöyle özetleyeyim. Şöyle sıfırda geliyor demiştik ilk açtığınızda. Yani şuralarla hiç oynamanıza gerek yok arkadaşlar. En azından ben öyle biliyorum. Çünkü zaten burada sizin kayıt aldığınızdaki tona ayarlı. Yani burada galiba desibel falan üzerinden. Burada arkadaşlar zaten şurayı bakın değiştirdiğinizde buranın değiştiğini görüyorsunuz. Yani burada tonla ilgili bu. O yüzden bunu tekrardan D yapalım. Yani sağa doğru kaydırırsınız bunu, sesiniz inceliyor. Eğer ki sola doğru kaydırırsınız, ne kadar işte sola kaydırırsınız o kadar kalınlaşıyor. Ama şuralara falan getirirseniz şöyle söyleyeyim, bayağı bir kalın oluyor ve anlaşılmıyor. O yüzden en optimal rakamlar şöyle eksi işte 10.000, eksi 15.000 olabilir. Veya işte artı, yani inceltecekseniz de artı 10.000, artı 20.000 gibi rakamlar idealdir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Benim diyeceklerim bu kadar. Mesela daha sonra şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Daha sonra mesela bunu diyelim ki sesinizi kalınlaştırdınız ve bu tonu istiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra dosyaya geliyorsunuz arkadaşlar. Hangi formatta kullanacaksınız? İşte MP3 mü, WAV mı? Diyelim ki WAV kullanacaksınız. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. İşte buraya bir
dosya adı verip kaydet diyorsunuz. Masa üstünüze kaydoluyor. Bu kadar. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ses inceleştirme, kalınlaştırma yani ses değişimi bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bana katkıda bulunmak istiyorsanız kanalıma abone olarak da bunu yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.